Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet kanala abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Şöyle... Mürdüm rengi tek renk bir tülbentim var. 21 numaratı ve birebir aynı renkte olan bu şekilde 25 numara mürdüm rengi altın başak ipimiz var. Evet. Şöyle birazcık çimeninden sizlere hazırladım arkadaşlar. Şöyle çimenimi göstereyim. Bakın. Şöyle tülbentin kendi renginden yaptım. Bir arkadaşımız vardı. Hep çimenlerini böyle tülbentin kendi renginden yapılırsa çok hoşuna giderdi arkadaşlar şöyle Ben de hep yeşil olacak değil ya tülbentin kendi renginden bu şekilde çimenini hazırladım şöyle iki tane bırakıp üçüncünün arasına sizde güzel minik tutlar yapacağım tekli tutlar yapacağız arkadaşlar Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet şöyle ilk önce Tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemi mevcut. Oradan o videomdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın tığ battığının içine sık iğne ile ipimizi sabitledik ve 6 zincir çekerek yapımına başlıyoruz. 6 zincirimi hemen tığ battığının içine sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde minik minik de e, tığ battılar yaparsanız bu modele güzel düşüyor arkadaşlar. Bir zincirimi çekiyorum ve yapmış olduğum bu altı zincirin içine sık iğne ile bir zincirimi sabitliyorum. Bu birinci sık iğne. 2 şöyle 3 ve 4 şekilde 4 tane sık iğnemizi yaptık ve 10 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincir hemen çevirdim düz tarafına bakın sık iğnemiz ters tarafında kaldı ve bir tane bırakıp ikincinin içine giriyorum ve sabitliyorum evet çimenimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar bakın çok güzel bir çimen oluyor kendi renginden de tülbentin harika bir çimen oluyor yine altı tane zincir çekiyorum ve hemen yanındaki hiç tığ battı atlamadan buraya sık iğne ile altı zincirimi sabitleyip şöyle ters tarafına döndüm yuvanın içine girdim bu bir 2 3 ve 4 bu şekilde 4 tane sık iğnemi yaptım. 10 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi şöyle çevirdim. Bir tane bırakıp ikincinin içine giriyorum. Şöyle sabitliyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Ve Hemen hiç atlamadan direkt dibine sabitledim. Bir zinciri çekip çevirdim. Yuvanın içine giriyorum 1 2 3 4 zincir. Ve 10 tane zincir çekiyorum. 7 8 9 ve 10. Çevirdim düz tarafına bir tane tığ battı bırakıp ikincinin içine bu şekilde sabitledim. Evet yine altı tane zincir. Dibine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bir zinciri çekip çevirdim ters tarafına. Buraya dört tane sık iğne. Altı zincirin içine dört tane sık iğne yaparak Şöyle güzel bir görüntü oluşturuyoruz burada. Hemen 10 zincir. 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Bir tane bırakıyorum. İkincinin içine girerek bu şekilde artma işlemini gerçekleştiriyorum. 6 zincir. Şöyle. Yanındaki battıya sabitleyip bir zincirle döndüm bu bir 2 3 ve 4 4 tane sık iğne yaptım 10 zincir çekiyorum 7 8 9 ve 10 hemen şöyle döndüm bir tane bırakıp ikincinin içine girdim, sabitliyorum. Bir kere daha yapalım son olarak. Altı zincirimiz hazır. Hemen yanındaki tığ battı ya. Sabitliyorum bir zincirle düz tarafına şöyle çevirdim. Altı tane sık iğneyi, pardon dört tane sık iğneyi altı zincirin içine yapıyorum. On zincir. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen çevirdim. Bir tane bırakıp ikincinin içine sabitliyorum. Şöyle yeterli sanırsam arkadaşlar. Bakın bu şekilde oluyor. Şöyle zincirleri sıkı çektiğimiz için de kalıp gibi içimenimiz oluyor. Bakın bu iki gösterdiğim yaptığım yeri de ütülemedim. Bunun sebebi ipi güzelce esnetip sıkı sıkı zincir çekmek arkadaşlar. Evet çimenimiz bu şekilde. Şimdi tutumuzu yapmaya geçelim. Evet şimdi sıra geldi tutlarımızı yapmaya iki tane çimenimden fil dişi bırakıp 3. fil dişinin içine sık iğne ile sabitleyerek başlıyorum hiç zincir çekmeden direkt tığımın başını bir defa dolayıp şöyle 2 2 alarak bir trabzan yapıyorum Buraya 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi yapmış olduğum bu trabzanı aralayıp dibine bu şekilde kirpik yaptım. Bir zincir çektim, bir defa tığımı doladım. Aynı yere tekrar girerek ikinci katın trabzanını oluşturdum. 7 zincir 7 zinciri yine bu yapmış olduğum trabzanı aralayıp hemen sık iğne ile buraya sabitledim. Bir zincir bir defa tığı doladım. Yuvaya girerek şöyle 2 2 alarak bir trabzan oluşturdum. 7 zincir 5 6 ve 7. Hemen trabzanın içine girip bir kirpik yap bir zincir bir defa doladım aynı trabzana aynı yuvanın içine girip 2 2 alarak bu şekilde bir kat daha çıktım bakın hemen 7 zincirden buraya 3 tane kirpik yapacağım 7 zincirimi çekiyorum kirpiğimi oluşturdum tekrar 7 zincir 4 5 6 ve 7 2, 7 zincir 5 6 ve 7 aynı şekilde bu şekilde tepe noktasına 3 tane kirpik yaptık şimdi aşağı meyletmesin diye buraya dibine bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar çok tekin alta çok aşırı düşüyor bu sık iğneyi yaparsanız bu şekilde daha yukarıda kalıyor şimdi 6 tane zincir çekiyorum bakın buralar minik olduğu için 7 buraya fazla geliyor bir eksiltip 6 çekeceğim 6 zinciri aynı bu yuvayı kapattığım noktaya kapatıp bir tane kirpik oluşturdum her kirpiğin sağdakini sola da yaparak eşitlemeye çalışıyorum şöyle sık iğne ile aşağıya indim yine 6 zincir 5 ve 6 zaten inmiş olduğum bu trabzan yuvasının içine 6 zincirimi kapattım şöyle ilk yaptığım yuvaya da inip oranın karşı kipriği içinde 6 zincir çekiyorum 6 zinciri kapattım buraya şöyle sabitledim bakın son olarak bu fil dişimin içine de girmeden koparmıyorum arkadaşlar bu şekilde güzel duruyor düzgün duruyor sık iğnenin de üzerine bir zincir çekiyorum sökülmemesi için ipimi kopardım şöyle sağa yatırdım yuvamı kaldırdım tutumuz hazır arkadaşlar şimdi şu ipleri yakıp temizleyip bir tane daha yapmak için gelelim Evet iki tane yine çimenimizden ara suyu bırakıp üçüncünün içerisine sık iğne ile ipimi sabitliyorum bu şekilde bu dudumuzu da sarı renkten yapacağız bir defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum şöyle 2 ve iki alarak minik bir trabzan oluşturdum 7 zincir 6 ve 7 trabzanı aralayıp 7 zincirimi buraya sık iğne ile sabitledim bir tane kirpik oluşturdum bir zincir bir defa yine 2-2 alarak trabzandan yuva oluşturuyorum. 7 zincir. Zincirleri sıkı çekelim. Kalıp gibi dursun. Kenar kirpiğimiz. Ve yuvanın içine girip bu şekilde sabitledim. Bir zincir. Bir defa doladım. 2-2 alarak trabzan yaptım ve yine 7 zincir 6 ve 7 kirpiğimizi bu yaptığımız son yuvanın içine kapatıyoruz şöyle bir sonraki yuvayı da son yaptığımız trabzana girerek şöyle yukarı çıkıyoruz Evet bu şekilde kenarda 3 tane kirpik yaptık dördüncü yuvanın içine de 6 tane zincirden 3 tane kirpik yapacağız 3 4 5 ve 6 Altı zincirimi son yaptığım yuvanın içine şöyle girip şöyle sabitledim. Altı zincir buraya kapattım bu iki. Tekrar bir tane daha. Evet, son yaptığımız dört zincirle bu tepe noktaya. 3 tane yapıyoruz ve inmeden önce dibine bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar bunu yapmazsanız şu kirpik aşağı çok meyil ediyor direkt yuvaya zincir çekmeden sık iğne ile iniş yapabilirsiniz 6 zincir 4 5 6 buraya 6 zincirimi sabitliyorum direkt sık iğne ile bir alta inip Oraya da altı zincir. Karşıya 7 çektim. Buraya 6. Dönüş olduğu için burası çok. Arkadaşlar 7 zincir büyük durdu. Şöyle simetri durması için sağ solun bu şekilde bir tık zinciri eksilttim. 6 zinciri çekip son yuvamıza da kapattım. Şu mor yuvanın içine de sık iğne ile giriyorum. Böyle dibine de bir tane zincir çekip bu zinciri sökülmemesi için çekiyorum arkadaşlar şöyle işimi devrilirken <laughs> tut evet arkadaşlar şöyle tudağımız hazır hemen bunları yakıp temizleyip geleyim evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde bakın sarının yanına bir tane de pembe yaptım ve isterseniz çimeni tülbentin renginden diye farklı renk koymak zorunda değilsiniz. Aralarına tübentin çimenin renginden de koyabilirsiniz. Evet, modelim bu şekilde oldu. Şöyle bir tutayım arkadaşlar. Bakın. Şöyle kolay çimeni, kolay ama görünüşü çok zarif. İğneden ta bir çimen zaten biliyorsunuz iğne yasında olan fil dişimiz bu şekilde şöyle tutlar yerleştirdik. Bunları arasına bir tane bırakıp daha sık da yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer biraz seyrek oldu diyorsanız benim gözüme de biraz seyrek gibi geldi ama fazla sık da arkadaşlar yorucu olur. Bu şekilde minik minik tutlar yapabilirsiniz. Hatta ben bunu Tunus işinden minik yapraklardan mı yaptım diye de düşündüm. O şekilde de gerçekten çok güzel olur arkadaşlar. Şöyle çok hoş bir model hazırladım yine size. İğneden taçı pıtı tekli tutlar. Bu şekilde. Çok hoş oldu arkadaşlar. Evet. Modelimiz bu. Şöyle göstereyim. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın